Merhaba arkadaşlar, Ezgi Örgü Aşk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel lifimin yapımını anlatacağım. Bakın çok güzel bir model oldu. Böyle tam da çeyizlik oldu arkadaşlar. Bu modeli ben Instagram'da Özlemin Dünyası 35 sayfasının tasarlamış olduğu küçük bir dokunuş lif modelinden bakarak yaptım arkadaşlar. Ortası bu şekildeydi. Ben de uzun lif olarak yaptım. Çok da güzel oldu. Bu fikir için kendisine teşekkür ediyorum. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Gereken renklerimiz siyah ve sarı renk. İpe ihtiyacımız var. Ben tığ olarak 5 numara 1.5 mm'lik tığ kullanıyorum. Sizler elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Model anlatımına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hemen model anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, siyah ipimi aldım. Şöyle ilk zincirimi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Birinci zincirimi şöyle batıyorum ve bir tane halka oluşturuyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeği uzatıp başını doluyorum. Ve oluşturduğum halkamın içerisine üçlü doladım. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Başını doladım. Halkamın içerisine fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Başını doladım. Halkamın içerisine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Başını doladım. Dördüncü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir. Başını doladım. Toplamda 6 tane fıstığımız olacak. Evet, 5 tane fıstığımız oldu. Sonuncu fıstığımı da yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Toplamda 6 tane fıstık yaptık halkamızın içerisine. Bir tane zincir çektim ve ilk fıstığımın tepesine şöyle ilmek kaydırmayla geçiş yapıp birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıp başını doladım. İlk fıstığımın tepesine şöyle fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Dibine, yani ilk yaptığımız fıstığın yanı oluyor arkadaşlar. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Başını doladım. Hemen bir sonraki fıstığımın tepesine geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Hemen oluşturduğum fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Başını doladım. Bir sonraki fıstığımın üzerine geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Hemen tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım ve bir zincir çektim. Başını doluyorum. Diğer fıstığımın üzerine geçiyorum. Diğer fıstıkların üzerine de aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Aynen yuvarlak lif yapıyormuş gibi. Evet, diğer dilimlerin üzerine de aynı işlemi yaptık. Diğer fıstıklarımızın üzerine toplamda 6 tane dilimimiz oldu böyle. Şimdi araya bir tane zincir çekmiştim ve ilk fıstığımın şuraya tepesine batarak
Böyle birleştirmemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Evet, 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada artırma yapacağım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. 2 tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Dilimimizin üzeri 2 fıstık oldu böyle. Tekrar başımı doladım ve karşı daki dilimime geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı şöyle kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Dilimimin sonunda artırma yapmam gerekiyor. O yüzden tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de dibine. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Başını doluyorum. Karşı dilimime geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya da bir tane yapıyorum. Üçünü birden toplayıp bir tane zincir çektim. Dilimimin sonunda artırma yapmam gerekiyor. O yüzden tepesine bir tane, dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bakın bütün dilimlerimizin üzeri 2 fıstık oldu arkadaşlar. Diğer dilimlere de aynı işlemi yapalım. Bütün dilimlerin sonunda ikili fıstık toplayarak artırma yapalım. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar, bütün dilimlerimizin üzeri 2 fıstık oldu. Bu sıramızı da bitirdik. Bir tane zincir çekmiştim. Şuradaki fıstığımın tepesine batıyorum. Şöyle birleştirmemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum artık. Çiçeğimizin ortasını oluşturduk arkadaşlar. Bakın böyle. Ortası bu şekilde iki sıradan oluşuyor. Şimdi yapraklarını yapacağız birlikte. Evet, şimdi sarı ipimi aldım arkadaşlar. Siz dilerseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz çiçeklerini. Ben ayçiçeği gibi olsun diye sarı renkte yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Ve burada birleştirme yaptığım yere ipimi sabitliyorum. Şöyle iplerimi de içeriden yürüterek yok edeceğim. Şimdi yapraklarını yapacağız. Böyle buraya sabitledim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şurada kalan iplerimi de kesiyorum. Üzeri 2 fıstık oldu. Şimdi çeviriyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım.
bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane, dibine bir tane, karşıya bir tane. 3 tane fıstığım oldu. 3'ünü birden topladım. Bir tane zincir çekeceğim. Yeniden tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. 2 sıra 2 fıstık olarak bölmüş oluyoruz. 3'ünü birden topladım. Bir tane zincir çektim, çevirdim. Bakın üzeri 2 fıstık oldu yine. Şimdi burada eksiltme yapıyorum. Bir tane fıstık yaptım ve şunu doladım. Bir tane de karşı fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bunun tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Üzeri bir fıstık kaldı. Çeviriyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Başını doladım. Bir tane de karşı fıstık yapıyorum. Eksiltme yapmış oluyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu ipimi de fıstıklarımın arasından geçirerek yok edeceğim arkadaşlar. Bakın yaprağımız bu şekilde oldu. Şimdi bir tane daha yaprak yapımı göstermek istiyorum. Hemen bir diğer dilimime geçeceğim. Bir tane zincir çekiyorum sarı ipimle. Buradaki diğer dilimimin üzerine şöyle sabitliyorum ipimi. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şuradaki kalan ipimi şöyle kesiyorum. Çeviriyorum. Üzeri 2 fıstık oldu. Çevirdim. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Hemen tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden toplayıp bir tane zincir çektim. Yeniden tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bu sıramızda da üzeri 2 fıstık oldu. Çeviriyorum. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Bir tane fıstık yapıyorum. Başını doladım. Bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. 2 tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Üzeri bir fıstık kaldı eksiltme yaptığım için. Çevirdim. Bir tane fıstık yapıyorum. Başını doladım. Bir tane de karşı fıstık yapıyorum. Eksiltme yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, 2 tane yaprağımızı yaptık arkadaşlar. Diğer dilimlerin üzerine de yapraklarınızı yapın. Toplamda 6 tane böyle yaprağımız olacak.
Sizler yapın, ben de yapayım, geleyim. Evet arkadaşlar, bütün yapraklarımızı bitirdik. Böyle bu şekilde oldu. Şimdi alttaki yaprakları yapacağız. Şöyle tersini çeviriyorum. Yeniden sarı ipimi alıyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Şimdi bu ipimi sabitleyeceğim. Herhangi bir diliminizden başlayabilirsiniz. Şimdi burada üzeri iki fıstık gördüğünüz gibi. Siyah olan kısımda üzeri iki fıstık olan sıranın tam ortasına, iki fıstığın ortasına ipimi sabitliyorum. Bakın böyle çapraz bir şekilde çıkarttım tığımı. Tam ortasına sabitledim arkadaşlar. İki tane fıstığım var. İkisinin ortasına ipimi sabitledim. Buraya 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bakın bunu şuraya sabitliyorum hemen. Sıranın dilimin bitişindeki yere sabitliyorum. Arkasına zincir gideceğiz arkadaşlar. Yeniden 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bakın bu defa burada 2 tane fıstığım var. İkisinin ortasına. Şöyle tığımı çapraz bir şekilde çıkarttım. 2 tane fıstığımın ortasına sabitledim. 6 tane zincir çektim. Bakın dilimimin sonuna buraya. Arada zincir var bakın. Buraya sabitliyorum. Yeniden 6 tane zincir çektim. Yine 2 fıstık arasına. Buraya sabitliyorum. Altı zincir. Bakın dilimin bitiş noktası. Arada zincir var. Buraya sabitliyorum. Bu şekilde etrafını zincir yaparak döneceğiz arkadaşlar. Altı tane zincir çektim. İki fıstığımın ortasına sabitliyorum. 6 tane zincir çektim. Bakın buradaki bitiş noktasına yani zincirin olduğu yere bu tarafa sabitliyorum. Yeniden 6 tane çektim. 2 fıstık arasına. 6 zincir çekiyorum. Burada dilimimin bitiş yerine sabitliyorum. 6 zincir, 2 fıstık arasına. Tekrar 6 zincir. Burada bitiş, dilimimin bitiş noktasına. Yeniden 6 zincir çekiyorum. Ve burada bakın buraya ilk başladığım noktaya İki fıstık arasına sabitledim. Toplamda 12 tane zincir yuvası olacak arkadaşlar. Şöyle 12 tane zincir yuvamız olacak. Şimdi zincirlerimizi bitirdik. 12 tane oldu. Burada ipimi hiç kopartmadan devam ediyorum. İlk zincirimin içerisine şöyle geçiş yapıyorum. İlk zincirimin içerisine böyle geçiş yaptım. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bunun tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Başını doladım. Oluşturduğum bu zincir yuvasının içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa sardım, bir tane fıstık yaptım. Böyle topladım, bir tane zincir çektim. Neden 6 tane yaptım onu da söyleyeyim. Tepesine, dibine ve karşıya yaparak üçlü fıstık topluyoruz. Burada zincir olduğu için altılı yapıyoruz. Yani tepesine, dibine ve karşıya gibi oluyor arkadaşlar ama 2 tane fıstığımız oluyor aslında. Yeniden burada tepesine bir fıstık yapıyorum. Şimdi bu ikinci zincir yuvama geçiyorum. Buraya
1, 2, 3, 4, 5, 6'lı fıstık yapıyorum. Böyle kapatıyorum. Ve bir tane zincir çektim. Bu ipimizi de kesebiliriz. Hatta keselim şimdi. Çeviriyorum arkadaşlar. Üzeri iki fıstık oldu. Bakın üzeri iki fıstık oldu. Çevirdim. Yine yaprak yapıyoruz. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim ve tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane de zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden toplayıp bir zincir çektim. Yine üzeri iki fıstık oldu. İki sıra boyunca iki fıstık olarak örmüş olduk. Şimdi burada üçüncü sırama geçiyorum. Burada eksiltme yapacağım. Bir tane fıstık yaptım. Başını doladım. Bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topluyorum. Bir tane zincir çektim. Üzeri bir fıstık kaldı. Çevirdim. Buraya bir tane fıstık yaptım. Başını doladım. Bir tane de karşıya fıstık yaptım. Yine eksiltmemi yapıyorum. İkisini birden topladım ve bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bakın bu yaprağımız üstteki iki yaprağın ortasına denk geliyor arkadaşlar. Çünkü zincirlerimizi başlarken burada iki fıstığın arasından zincir yaparak başladık. Ondan dolayı böyle ikisinin ortasına denk geliyor yaprağımız. Şimdi bir tane daha yaprak yapımı göstereceğim. Yeniden tersini çevirdim. Şimdi sarı ipimle bir tane zincir çektim. Evet, buradaki zincir yuvamıza fıstık yapmışız. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi buraya geçiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. Buraya ipimi sabitledim. Yuvamın içerisine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Ve yuvamın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa sardığım fıstığımı yaptım. Böyle topladım ikisini birden. Bir tane zincir çektim. Bakın bu şekil oldu. Şimdi tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Artık bu yuvanın içerisine yapmıyorum. Yanındaki zincir yuvamın içerisine geçiyorum. Tepesine bir tane yaptım. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa sardım, fıstığımı yaptım. Bunları topladım. Bir tane de zincirimi çektim. Bakın üzeri 2 fıstık oldu. Şimdi çeviriyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Çevirdim. Burada eksiltme yapıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Başını doladım. Bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık. Dibine bir tane.
Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Üzeri bir fıstık kaldı. Çevirdim. Burada yine eksiltmemi yapıyorum. Bir tane fıstık yaptım. Başını doladım. Bir tane de karşı fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bakın. Buradaki yaprağım da bunların ikisinin ortasına geldi arkadaşlar. Evet, böyle oluyor arkadaşlar. Diğer yaprakları da yaptığımızda böyle aralarına denk gelecek. Şimdi siz ilk çiçeği yaptığınız için bütün yapraklarınızı bitirin arkadaşlar. Ekleme yapmadığımız için ilk çiçekte bütün yaprakları örüyoruz. Ben önceden böyle hazırlamıştım arkadaşlar. Bakın iki tane çiçeğimi birleştirdim. Şimdi üçüncüyü birleştireceğim. Siz ilkini bütün yapraklarını yapacaksınız. Daha sonra ikinci de birleştirme var. İkinci de hepsini bitirmiyoruz arkadaşlar. Ben orayı göstereceğim size. Yani üçüncünün birleştirilmesini göstereceğim. İkinci çiçeğimiz de zaten aynı şekilde birleşiyor. Siz ilk çiçeğinizi birleştirmeden tek olarak yapın. Ben şimdi üçüncü çiçeğin nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Onun için de 5 tane yaprağınızı yapın arkadaşlar. Ama ipinizi kopartmayın. 5. yaprağınızda ipinizi kopartmayın. Ben de 5 tane olana kadar yapayım. Devamını size göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın 5 tane yaprağımı yaptım. Üçüncüsünün nasıl birleştirildiğini göstereceğim. İkincisi de aynı şekilde oluyor. İpimi kopartmadım. Şimdi tersini çeviriyorum. Aynen bu lifimin de tersini çevirdim. Böyle denk gelecek yere birleştireceğim. Şimdi şöyle ayarlayacağız. Bakın burada birleştirme yapmışım. Ondan sonra sayıyorum. 1, 2, 3 tane burada bırakıyorum. 1, 2, 3 tane yaprak da burada bırakıyorum. Yani birleştirmem gereken yapraklar burada, bakın. 3 tane var. 3'ünü birleştireceğiz. Yani 3 tane burada, 3 tane burada bırakıyorum. Bu tepedeki 3 taneye de birleştirme yapacağız. Yani şu anda birleştirmem gereken yer burası, bakın. Bu yaprağıma birleştirmem gerekiyor. Hemen bu yaprağımın tepesine şöyle birleştiriyorum. Bakın içinden bir daha geçiyorum. İki yaprağımın da sabitliyorum böyle. Yapraklarımı birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kestim. Bakın buradaki yapraklarımı birleştirdim. Şimdi 6. yaprağımı yapacağım. 6. yaprağınızı da yaptıktan sonra ipinizi kesmeyin arkadaşlar. Onu da buraya birleştireceğiz. Bu üstteki yapraklarımızı da sonradan birleştireceğiz. Buradaki, bakın, bu iki yaprağımızı da sonradan birleştireceğiz. Önce 5. ve 6. yaprağımızı birleştiriyoruz. Şimdi 6. yaprağınızı da buraya yapın. İpinizi kesmeyin. Evet arkadaşlar, bakın 6. yaprağımı da yaptım. İpimi kopartmadım. Şimdi bakın, bunlar üstte kalan yapraklarımız. Şu an tersini çevirdik lifimizin. Bakın bunlar ortadakiler. Üste kalan yapraklarımız. Şimdi bu 6. yaprağımı buraya birleştireceğim arkadaşlar. Bakın altta kalan yapraklarımızı altta kalanlarla üstte kalanını da üstteki yaprakla birleştiriyoruz böyle. Şimdi bu 6. yaprağımı bununla birleştiriyorum. Ortadakiyle değil. Bununla şöyle birleştiriyorum. Yeniden tepesine battım. Diğer yaprağımın da tepesine batıyorum. Yeniden şöyle bir sabitleme yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. İpinizi de fıstıklarınızın arasından geçirerek yok edersiniz. Şimdi bu ortadakileri birleştireceğiz. Evet, şimdi ortadaki yaprağımı birleştireceğim. Sarı ipimi yeniden aldım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen ortadaki yaprağımın tepesine ipimi sabitliyorum. Ve diğer yaprağımı da alıyorum. Onun tepesine de şöyle batıyorum arkadaşlar. Bunun ikisini birbirine böyle birleştiriyorum. Yeniden
İki yaprağımın da tepesine batıyorum ve şöyle sabitliyorum ve birleştirme işlemimi yapmış oluyorum. Yeniden ipimi çekiyorum ve bu iplerimi de fıstıklarımın arasından çekerek yok ediyorum. Evet, birleştirmemizi yaptık. Bakın böyle çok hoş oldu. Gördüğünüz gibi şimdi ben bir tarafının sapını böyle yapmıştım tutma yerine arkadaşlar. Diğeri de aynı şekilde olacak. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Yine bakın birleştirme yaptıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3 burada bıraktım. 1, 2, 3 burada bıraktım. Ve buraya bakın burada 1, 2, 3 tane kaldı. Buraya sapımızı yapacağız. Yalnız alttaki yapraklarımızı kullanıyoruz. Buradan buraya yapacağız arkadaşlar. Yeniden sarı ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi yeniden buradan birleştirme yaptıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Dördüncüye yani bu alttaki olan yaprağımız bu. Buraya ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4 defa sardığım fıstık yaptım. Ben 4 defa sardığım fıstıklarla yapıyorum. Siz istediğiniz kadar dolayabilirsiniz arkadaşlar. Yeniden üzerine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Üzerine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Böyle üst üste fıstıklar yapıyorum. Bu şekilde fıstıklarımız toplamda 9 tane olana kadar yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi 9 tane fıstığımı yaptım. Bu fıstık boyutunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu bu üstteki yaprağımız burayı birleştirmiyorum. Alttaki yaprağı birleştiriyorum. Buraya arkadaşlar. Buraya birleştirdim. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Sapını da bu şekilde yaptım. Ben isterseniz fıstıkları daha az veya daha fazla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, lifimiz bitti. Bakın böyle çok güzel oldu. Bu şekilde. İsterseniz kenar tığlaması yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.